Çok değerli Organizasyon Komitesi Başkanımız, ÖÇET Derneği'nin yöneticileri, yurt içinden ve yurt dışından katılmış misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve çok değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz. Konu özel eğitim. Özel eğitim deyince tabii konuşmalar içerisinde bir takım teknik konulara da değinildi, temas edildi ama basitçe özel eğitim nedir deyince şöyle ifade edebilirim size. Şu an oturduğunuz koltukların belli bir mesafesi var, belli bir genişlik ölçüsü var. Evde kullandığınız mobilyaların belli bir genişlik ölçüsü var. Bindiğiniz arabaların belli bir tavan yüksekliği var. Yattığınız yatakların belli bir mesafesi var. Ve bütün bu ölçüler, mesafeler, teknik ölçüler ortalama insan ölçülerine göre dizayn ediliyor. Bu salonda yetişkinlerin oturacağı düşünülerek tasarlanıyor. Üniversitede oturduğunuz sandalyeler buna göre dizayn ediliyor. Eğer burada kreş çocukları otursaydı ayaklarını havada sallayacaklardı. Çünkü onlara göre dizayn edilmedi. Eğer fiziki olarak ortalamanın dışındaysanız yaşam içerisinde bir takım zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Mesela sömestr tatilinde üniversite öğrencisisiniz. Memlekete gideceksiniz, Antalya'ya gideceksiniz. Şehirler arası otobüse bindiniz. Cam kenarında yolculuk yapacaksınız. Fakat koridora sığmakta zorlanarak gelen bir yolcu var. 350 kilo ağırlığında ve yanınıza oturuyor. O yolculuk biraz farklı geçecek. Çünkü dizayn edilen koltuğun ölçüsü ortalama ölçülere göre dizayn edilmiş. Bir basketbol oyuncususunuz. Boyunuz 2 metre 20 santim uzunluğunda. Minibüse bindiniz. Kafanızı eğmek zorundasınız. Çünkü minibüsün tavan yüksekliği ortalama ölçülere göre dizayn edilmiş. Anaokuluna ya da kreşe ziyarete gittiğinizde elinizi yıkamak için lavaboyu kullandığınızda eğilmek zorundasınız. Çünkü aynalar ve lavabolar minik çocuklara göre tasarlanmış. Eğilerek ancak onu kullanabilirsiniz. Ya da onların sandalyelerine oturup onlarla güzel, hoşça vakit geçirmek isterseniz bunda epeyce zorlanacaksınız. Çünkü o sandalyeler küçük çocuklara göre dizayn edilmiş. Eğer ortalamanın dışındaysanız, genel ağırlıklı ortalamanın dışındaysanız fiziksel olarak size özel tasarımlar yapılıyor. Daha uzun yataklar yapılıyor, özel arabalar yapılıyor, özel koltuklar yapılıyor. Özel tasarımlı fiziki eşyalar düzenleniyor. Peki ya eğitim? Eğitim de, Milli Eğitim Bakanlığı da öğrencilerin edinmesi gereken bilgileri ve içerikleri dizayn ederken, tasarlarken sevgili misafirler, bir ortalamaya göre bunu gönderiyor. Müfredatı, içeriği ortalama öğrenme becerisine sahip, kapasiteye sahip bireylere göre dizayn ediyor. Ve bunu öğretmenlere gönderiyor. Öğretmenler de bu içerikleri öğrencilere aktarıyor. Peki ortalamanın dışında olan çocuklar ne olacak? İşte onlar için yapılan hizmete biz genel hatlarıyla özel eğitim diyoruz. Özel eğitimde de birinci kriter özel olarak yetiştirilmiş personel olması lazım. Salonumuzda ve 2 gün boyunca konuşan konuşmacılar alanında uzman kişiler. Ve burada mikrofonun başına geçiyorlar. Çünkü söz söyleme hakkına sahipler. Ben aramızda veliler ve öğrenciler olduğunu da düşünerek birkaç şey söyleyeceğim. Ben de acizane 2006 senesinden beri günümüze kadar 12 sene rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğü yaptım. Ve bu zaman zarfı içerisinde yaklaşık 45 bin dosyada imzam var veya görüşüm var veya fikrim var. Ve artık öyle bir hale geliyorsunuz ki bu konuda kurumunuzdan adımını atan veliyi gördüğünüzde neyle karşılaşacağınızı ya da çocukla sohbet ettiğinizde onun sonucunda çıkacak eğitsel tanısının ne olacağını kestirebiliyorsunuz. Bu şuna benziyor. Hani mağazalarda elbise satan, satış yapan tezgahtarlar vardır ya, bazıları şöyle derler. Mağazadan adımını atsın müşteri, ben alıcı mı, satıcı mı anlarım der. Hakikaten de anlar mı? Hakikaten de bilir mi? Bilir. Peki ona bunu söyletebilme cesaretini kazandıran şey nedir sevgili misafirler? Tecrübedir. Deneyimdir, yaşantı zenginliğidir. Özel eğitimde de başarıya götüren önemli faktörlerden birisi deneyimdir, tecrübedir, yaşantı zenginliğidir. Mümkün olduğunca çok fazla çocuğa dokunmak.
mümkün olduğunca çok fazla aileye dokunmak sizi özel eğitim süreçlerinde de belli mesafeleri kat ettirecektir ve kendinizi daha yetkin ve donanımlı hissedeceksiniz. Bir başka kriter, özel olarak geliştirilmiş araç gereçler olması lazım. Özel eğitim konusunda, materyaller konusunda günceli takip edebilmek, bu konuda çalışma yapacak kişinin bilmesi gereken bir başka husus. Birazdan da bahsedeceğim, özellikle yine devletimizde mekanın, yani özel eğitime yönelik kullanılan alanların tasarımı da çok önemli. Mekanların, odaların, sınıfların, evlerin ben ruhları olduğuna inanırım. Mesela tarihi süreçte kullanılmış, özellikle Osmanlı yapılarına, Selçuklu yapılarına dikkat ederseniz, girdiğiniz zaman bir ferahlık hissedersiniz. Yine içimizde kadim üniversitelerde okuyan kişiler varsa, amfilerini hatırlasın onların. Yüksek tavanlar, geniş ölçüler ve ferahlık hissiyle dersleri işlediklerini hatırlayacaklardır. Günümüzdeki okul yapılanmalarına baktığınızda ise bir basıklık, bir daraltılmışlık ve bir ruh sıkkınlığı hissedersiniz. Özellikle mekanların, bu çocukların özel eğitim almasına yönelik tasarlanmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özel eğitim sınıfı gibi veya özel eğitim hizmeti verilen mekanların da okullar bünyesinde girişi kolay, ısı, ışık noktasında uygun, erişilebilir mekanlar olması da aslında milli eğitimimizde mevzuatta yer alan bir husus. Farklı farklı türleri var. İşitme engeli de özel eğitim sürecinde sayılıyor, görme, dil iletişim bozukluğu, bedensel yetersizliği olanlar, özel öğrenme güçlüğü olanlar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olanlar ve otizmler. Ama özel eğitimde sayılmayan bir başka alan da üstün zekalı ve özel yetenekli bireyler. Özellikle Bahçeli Evler RAM'ı takip ederseniz, bu konuda Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle alınmış, bugüne kadar da toplam 4 milyon TL'lik bir destek aldık. O destekle Bahçeli Evler ilçesinde, 700 bin nüfuslu İstanbul'un 39 ilçesinden birisi olan Bahçeli Evler'de her devlet okulunda bu çocuklara yönelik özel tasarlanmış destek eğitim odaları olduğunu görürsünüz. Not alanlar için söylüyorum, takip etmek isteyenler için söylüyorum web sitesini. yetenekatölyeleri.org'u incelerseniz ne kadar muazzam, ne kadar özel tasarlanmış mekanların devlette eğitim gören çocuklar için tasarlandığını buradan inceleyebilirsiniz. Özel eğitim sürecinde değerli misafirler, tabii şu an yurt dışından gelen misafirlerimiz de var. Yurt içinden de misafirlerimiz var. Acaba ilkleri kimler yapmış? Bu alanda ilk kim kalem oynatmış? İlk icraatları kimler yapmış diye literatüre baktığınızda realiteden yer yer kopmalar olduğunu da görebilirsiniz. Esasında daha eski Türk destanlarında biz özel eğitimle karşılaşıyoruz. Mesela Bamsı Böyrek, Köroğlu, Manas destanlarında aklılar diye bir ifade var. Aklılardan kasıt saçına, sakalına beyaz düşmüş insanlar. Onlara hürmet edilmesi gerektiği, saygı duyulması gerektiği, kibar davranılması gerektiği ifade ediliyor bu destanlarda. Aynı destanlarda engellilerden de bahsediliyor. Onların desteklenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği eski Türk destanlarında ifade ediliyor değerli misafirler. İslam tarihine baktığınızda Peygamberimiz döneminde, sahabe döneminde Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra Peygamberimizin Medine'yi her terk edişinde birisine vekalet verdiğini görüyoruz. Malumunuz ülkenin yöneticisi, reisi cumhur, cumhurbaşkanı gittiğinde birisine vekalet bırakır. Kime bırakıyor? Meclis başkanına bırakıyor. O kime bırakmış biliyor musunuz? Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bir sahabeye bırakmış. Peki kimdir Abdullah İbni Ümmü Mektum? Görme engelli bir sahabi. Her çıktığında devlet yönetimini görme engelli bir sahabeye bırakıyor. Ve bir ayet var. Orası da enteresan. Peygamber konuşurken içeri birisi giriyor ve konuşmasını böldüğü için de yüzünü ekşitiyor. Abese ve tevella li encahül a'ma diye başlayan bir ayet. Ama içeri girdi, peygamber yüzünü ekşitti diye Kur'an-ı Kerim'de bu davranışın hoş olmadığı ifade ediliyor. Selçuklularda gulamhaneleri görüyoruz. Gulamhanelerde de yine özel eğitime ihtiyaç duyan yetenekli öğrencilerin özel olarak eğitildiğine şahit oluyoruz.
Dünya tarihinde ilk zeka testinin uygulandığı yapı da yine Osmanlı döneminde sevgili misafirler. O da 2. Murat'ın kurduğu, yapılanmasını ve şahlanışını Fatih Sultan Mehmet döneminde kazanan, kökü nadirundan gelen, az bulunanlar anlamına gelen Enderun'dan çıkıyor. Enderun bir tane İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda özel olarak tespit edilen çocuklar burada özel olarak yetiştiriliyor. 1868'de Kızılay bu amaçla kuruluyor. Metrobüsle yolculuk yapıyorsanız Bakırköy tarafından Boğaz Köprüsü'ne doğru giderken sağ tarafınızda Ok Meydanı'nda bir kurum var. Darül Aceze. Darül Aceze de Acizler Kurumu yine engellilere de hizmet verilmesi için kuruluyor. Cumhuriyet tarihinde de yine işitme engelliler yönelik hala Fatih'te hizmet veren Mimar Sinan İşitme Engelliler Kurumu kurulmuş. Sıkı durun, evde bakım son 20 yıldır dünya literatüründe kullanılan, yani engelli, evden çıkmakta zorlanan, hareket kabiliyeti noktasında sıkıntısı olan kişilerin ilk hizmeti ne zaman veriliyor biliyor musunuz? Yine Fatih döneminde görüyoruz bunu. Bir vasiyetnamede geçiyor, Fatih'in vasiyetnamesinde. Buna göre evden çıkmakta zorlanan kişilerin tabipler tarafından, yani doktorlar tarafından evinde ziyaret edilmesi gerektiği ve her türlü ihtiyacın evde görülmesi gerektiği vasiyetnamede ifade ediliyor. Ve yardımların da hava karardıktan sonra verilip onların mahcup edilmemesi gerektiği ifade ediliyor. Ben enteresan bir şeyle de karşılaşmıştım. O da literatürde pek yok. Bu eskiden Ergenekon olayları olmuştu malumunuz. Daha sonra sahte olduğu ortaya çıktı. İçeri alınanlar da serbest bırakıldı biliyorsunuz. Poyrazköy'de kazılar yapılmıştı. Ve güya silahlar, tüfekler falan filan bulunmuştu. Poyrazköy'de görev yapan bir asker arkadaşım vardı. Onu ziyarete gitmiştim. Ve beni gezdirirken bir yapı dikkatimi çekti. Bir binaydı bu ve kurşun izleriyle doluydu. Dedim ki burası ne? Dedi ki hocam burası talimgah. Biz atış için kullanıyoruz burayı. Talimler yapıyoruz. Ama dedi burası hastaneymiş eskiden Osmanlı döneminde. Peki dedim ne amaçla kullanılıyormuş? Şu amaçla kullanılıyormuş. Boğazdan giren bütün gemiler önce Osmanlı zabıtaları tarafından boğaz girişinde durduruluyor. Osmanlı doktorları gemilere giriyor. Herhangi bir rahatsızlığı olan, bulaşıcı hastalığı olan vesaire varsa onlar sizi böyle alalım diye indiriliyor, hastaneye yatırılıyor ve gemiye geçebilirsin deniyor. Şimdi Suriye'den gelenlerin nasıl ülkemize girdiği gibi görüntüleri göz önüne alarak bir mukayese edin, kıyaslayın. O tarihte ne gibi bir hassasiyet olduğu sizi bir kez daha düşündürecektir. Tabii tanılar farklı farklı kullanılmış. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre toplumun %4'ü geri zekalı diye bir gazete manşeti görmüştüm. Geri zekalı. İlk başta bu tür tanımlar kullanılmış. Önce geri zekalı denmiş, daha sonra sakat denmiş. Sakatlar yönetmeliği var. Daha sonra bu yönetmelik de değişmiş. Daha sonra özürlüler hakkında kanun hükmünde kararname çıkmış. Özürlü ifadesi kullanılmış. Daha sonra engelli kullanılmış. Ve şu an ne deniyor? Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler ya da farklı gelişim gösteren bireyler gibi daha soft, daha insani ifadeler kullanılıyor. Ama ben yine de ifadelere çok takılınmaması gerektiğini, önemli olan icraat olduğunu düşünüyorum. Burada bilgi edinmek isteyenler için de aktaracağım hususlar var. Onlar da şu. Eğer özel eğitime ihtiyaç duyan bir bireyseniz, bir bireye sahipseniz veya yakınınızda böyle bir birey varsa hareket noktanız Veli Bey'in de söylediği gibi psikiyatristimizin önce hastaneler, hekimler ve tıbbi tanı. Tıbbi tanıyı almanız gerekiyor. Bunun için de eğer özel eğitim sürecinde devletten bir destek almak istiyorsanız tıbbi tanıyı sağlık kurulu raporu olarak almanız gerekiyor. Yani 6-7 tane hekimin imzasıyla bir belge almanız gerekiyor. Burada velilerimizin ve vatandaşlarımızın çekindiği bir konu var. O da şu, çocuğumun siciline işler mi? Askerlikte karşısına çıkar mı? İş bulmada onun için bir sıkıntı olur mu? Bu sorulardan uzak olmak gerektiğini düşünüyorum. Esasında özelden de bu işi yaptırsa velimiz, ilaç almak için eczaneye gittiğinde, bir TC numarası verdiğinde
zaten yine siciline işleniyor. Ben olaya gurur duyulması gereken bir mesele olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Mesela günümüzde TEDx konuşmaları var. Çok popüler konuşmalar. Oradaki konuşmacıların bazıları gururla şöyle söylüyorlar. Ben çocukluğumda disleksi tanısı almış bir bireydim. Ama çalıştım, gayret ettim ve şunu başardım diyor. Ya da atipik otizmdim, ya da aspergerdim, ya da öğrenme güçlüğüm vardı veya bedensel engelliyim ama ben bunları yaptım diye gururla haykırabiliyor. Bu buna rağmen, engeline rağmen yapabildiğini söylenebilecek bir alan olarak geliyor bana. Velilerimize ve çevremize biraz bunu aktarmamız lazım. Yoksa siciline işler mi mantığından hareket eden kişiler, dikkat edin, markete de götürmekten çekiniyor, akrabalarının karşısına çıkarmaktan da imtina ediniyor, uzak duruyor. O rahatlığı önce siz uzmanlar olarak karşı tarafa vermelisiniz, işlemlere ve süreçlere muhakkak başlaması lazım. Tıbbi tanıda RAM'ların yaşadığı sıkıntılardan bir tanesi, yönlendirme yaparken söylemeniz için söylüyorum, birkaç şeyin muhakkak olması gerekiyor. Bir, tanı. Yani tıbbi olarak rahatsızlık olan veya durumun tanının kesin olarak yazılması gerekiyor. İkincisi oran, yani o tanının yüzdelik olarak Baltazar formülüne göre yüzde kaçlık bir orana tekabül ettiği, karşılık geldiğinin raporda ifade edilmesi gerekiyor. Üçüncüsü de raporun geçerlilik süresi. Bu üç kriterden birisinde eksiklik olduğu zaman biz diyoruz ki RAM olarak lütfen gidin raporunuzu yenileyin. Daha sonra eğitsel tanı geliyor. Burada da gördüğünüz üzere çocuğun bir takım bilgileri oluyor ve orta bölümde yazılan eğitsel değerlendirme tanı bölümü tıbbi tanıya yakın olabiliyor veya farklılık arz edebiliyor. Özellikle farklılık arz edebilen alanlar zihinsel alanlar oluyor. Mesela tıbbi tanıda orta düzeyde mental retardasyon yazan bir bireye rehberlik araştırma merkezi hafif düzeyde zihinsel yetersizlik ifadesini verebiliyor veya ağır düzeyde ifadesini verebiliyor. Bir altını veya bir üstünü kullanabiliyor. Buradaki kriter çocuğun sosyalliği, aktivitesi, iletişim kurma becerisi gibi alanlara bakılarak çocuğun daha çok lehine olan bir kararı verebiliyoruz. Bizim buradaki bakış açımız ve kriterimiz şu kavramla ifade ediliyor. En az sınırlandırılmış eğitim ortamı. Tekrar ediyorum, en az sınırlandırılmış eğitim ortamı. Bu şu demek. Biz önce çocuğun normal bir okulda, normal bir sınıfta, normal bir eğitim almasını hedefliyoruz. Fakat bakıyoruz ki çocuk burada zorlanacak, bir üst kararı, bir ileri kararı, bir ileri kararı düşünüyoruz ve çocuğun akranlarından, normal gelişim gösteren yaşıtlarından ayrılmamasına hassasiyet göstermeye gayret ediyoruz. Bu RAM'ların veya ben kendi kurum adına söyleyeyim, Bahçeli Evler RAM'ın çok dikkat ettiği bir bakış açısı. Peki ne gibi eğitim kararları alıyoruz? Birincisi, değerli misafirler, kaynaştırma eğitim kararını alıyoruz. Kaynaştırma üç türlü. Burada ikisini bahsettim çünkü üçüncüsü çok aktif değil. Birisi tam zamanlı, bir diğeri de yarı zamanlı kaynaştırma. Üçüncüsünü bilen var mı salonda? Evet, Parin Hanım bildi. Bir de tersine kaynaştırma var. O da normal gelişim gösteren öğrencilerin, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin kurumlarında ya da sınıflarında eğitim görmesi, değerli misafirler. Bu Ankara'da birkaç yerde uygulandı ama aktif olarak uygulanmıyor. Bunun da faydaları veya avantajları, dezavantajları düşünülebilir. Tam zamanlı kaynaştırmadan kasıt, çocuğun normal sınıfta yaşıtlarından, akranlarından ayrılmadan akademik hedeflerden ziyade sosyal ve sanat, spor gibi alanlarda gelişimini hedefleyerek verilen eğitim. Burada çocuk için özel bir yol haritası tasarlanıyor. Kişiye özel bir plan yapılıyor. Biz bu plana ne diyoruz? Bireyselleştirilmiş eğitim planı diyoruz. BEP hazırlanmış oluyor. Bu kişiye göre değişiyor. Bütün bireyler için ayrı ayrı bir yol haritası çıkıyor. Çünkü herkes biricik, tekçik ve özel. Farklı farklı gelişimler gösterebiliyorlar. BEP hazırlanması önemli. Bu BEP'te de temel Milli Eğitim Temel Kanunu'nda da yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde de yer alan ve genelgelerde de ifadesini bulan bir ilkenin işlemesi çok önemli. O da özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler noktasında kişiler ve kurumlar işbirliği yapar. Bu ne demek? Devletin bir sınıfında kaynaştırma olarak eğitim gören bir çocukla ilgili üniversite,
rehabilitasyon merkezi, RAM, okul ve rehberlik servisi, hastane işbirliği yapmak zorunda. Bu konuda önce burada bulunan özel kurum temsilcilerine hitap etmiş olayım. Bu hakkınızı kullanın. Yani okullara gittiğinizde bunun yönetmeliğin bir emri olduğunu, işbirliği halinde çalışılması gerektiğinin vurgusunu lütfen hatırlatın. Bu çok önemli çünkü bir kere mükerrerlik oluyor. Yani okulda yapılan çalışmayla özel eğitim rehabilitasyon merkezinde yapılan çalışma birbirini tekrar ediyor. Asıl hedeflenen noktasında gerilik olabiliyor. Burada bir görev paylaşımı, bölüm dağılımı önemli. Bu sizin hakkınız. Bu hakkınızı okullara hatırlatmaktan lütfen çekinmeyin. Yarı zamanlı kaynaştırma kapsamında ise sevgili misafirler, çocuk normal sınıftan ziyade okul bünyesinde açılan özel bir sınıfta eğitim görüyor. Üniversitelerde hala özel alt sınıf ibaresi kullanılıyor. Özel alt sınıf ibaresi doğru değil. Bu yapının adı özel eğitim sınıfı. Hafif derecede ise eğer bu sınıf zihinsel veya otizmler için bu sınıfların mevcudu 10. Eğer orta veya ağır düzeyde ise bu sınıfların mevcudu 8'i geçemez. 2 tane öğretmen burada görevlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı son 2 senedir de burada görev yapacak öğretmenleri 80 saatlik bir eğitime tabi tuttu. Hem kadrolu öğretmenler hem de sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenler 80 saatlik bir eğitimden geçtikten sonra bu özel eğitim sınıflarında görev alabiliyorlar. Aramızda üniversite öğrencisi olan gençler halk eğitim merkezleri tarafından açılacak bu özel eğitim kurslarını özellikle takip edebilirler. Benim üzerinde özellikle durduğum ve faydasına gerçekten inandığım bir diğer yapı da devlet okullarında veya özel kurumlarda destek eğitim odası. Nedir bu destek eğitim odası? RAM tarafından özel eğitime ihtiyaç duyduğu belirtilen, raporlanan her birey için okulunda destek eğitim odası açılmak zorunda. Destek eğitim odası belli kriterleri var. 4 metrekareden küçük olmamak gerekiyor. Isı, ışık noktasında uygun ortam olacak. Aynı anda birinci kuralımız en fazla 3 öğrenci eğitim alabiliyor. Birinci kural aynı anda 3 öğrenci eğitim alıyor. İkinci kural aynı tür veya yetersizlikte çocuklar burada eğitim görüyor. Örneğin okulumuzda 6 tane otizmli öğrencimiz var. 1 tane üstün zekalı özel yetenekli öğrencimiz var. 1 tane de işitme engelli öğrencimiz var. İşitme engelli öğrenci tek başına alır. Üstün zekalı öğrenci tek başına alır. Bu 6 tane zihinsel olan öğrencimiz de üçerli iki grup şeklinde de alabilir. 6'sı tek tek de alabilir. Destek eğitim odasında bireysel eğitim esas. Yani birebir eğitim alması lazım. Ve haftalık aldığı eğitim saatinin %40'ına kadar burada ilave eğitim alabiliyor. Yani haftalık 30 saat alıyorsa %40'ı 12 saat daha burada ek eğitim alabiliyor sevgili misafirler. Yani 12 saat, 30 artı 12, 42 saat okulda eğitim alıyor. 12 saati de birebir alabiliyor. Destek eğitim odalarında ben gelişim gösteren, mesafe kat eden pek çok öğrenciyle karşılaştım. Öğretmenler burada verdikleri eğitim için ilave bir ücret alıyorlar. %25 zamlı bir ücret alıyorlar. Ve öğrenci birebir eğitim aldığı için, not kaygısı olmadığı için, gerilik gösterdiği veya ileri olduğu alanlarda özel çalışma yaptığı için ciddi mesafeler kat edebiliyor. Destek eğitim odalarını takip etmeniz ve bu hakkınızda kullanmanız önemli. Ben velilerime ve karşılaştığım insanlara şunu söylüyorum. Böyle bir hakkınız var ve devletin yazı dili, bizim dilimiz yazıdır. Devletin dili yazıdır. Sözle değil, dilekçeyle bu hakkınızı talep edin ve bunu kullanın diyorum. Birebir eğitim aldıkları için de ciddi mesafeler kat edebiliyorlar. Bu özellikle takip edilmesi gereken bir başka alan. Bir başka husus, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bir de hastanede eğitim var. Bahçelievler'de de bir hastane ilköğretim okulumuz var. Hastaneden çıkma noktasında sıkıntısı olan ve en az 4 ay süreyle hastanede bulunması gereken bireylere hastanede eğitim veriliyor değerli misafirler. Ve bunların diploma işlemleri vesaire yine hastaneden yürütülüyor. Hastanede de eğitim alan İstanbul'da yüzlerce çocuğumuz var. Bir başka husus ve nazik bir konu, bu da evde eğitim. Bu da cam kemik hastalığı, lösemi,
güneş hastalığı veya evden çıkamayacak durumda olan bireyler için yine alınan sağlık kurulu raporuyla en az 4 ay süreyle evden çıkamayacak durumda olan bireyler için rehberlik araştırma merkezinden bir ekip eve gidiyor, çocuğun durumunu karara bağlıyor ve çocuk için eve öğretmen gönderiliyor. Bunun süreci de şöyle, çocuğun kaydı en yakınındaki okula yapılıyor. İlkokul, ortaokul veya lise. Not ve diploma işlemleri en yakınındaki okul tarafından yürütülüyor. Evine giden öğretmen veya öğretmenler gerekli sınav ve öğretim işlemlerini tamamlıyorlar ve çocuğun eğitim süreci bu şekilde takip ediliyor. Mesela ilçemizde ikiz bir kardeş var, Ali ve Hasan Polat kardeşler. Yine evde eğitim süreciyle şimdi üniversite öğrencisi oldular, bedensel engelliler. Bunun gibi pek çok süreç var. Özellikle normal akademik eğitime yatkın olanlar burada çok daha başarılı olabiliyorlar. Aramızda eğitim sürecinde olan, devlette olan veya üniversite öğrencisi olanlara da en az bir tane evde eğitim sürecine dokunmalarını tavsiye ederim. Bu noktada özel eğitim sürecinde proje geliştirmeyi düşünenlere de bir çağrım var. Bu evde eğitim süreçleri biraz ağır aksak ilerliyor. Ben az önce dışarıda rehberlik araştırma gibi bir projeyi de inceledim. Bu projelendirilmesi gereken boş bir alan. Yani ben isterim ki evde eğitim süreçleri konusunda online bir platform da olsun ve bu çocukların online olarak da dersleri takip edebileceği bir yapı olsun. Özellikle özel eğitim süreçlerinde çağrımdır. Bu aklınızda olsun. Proje düşünen arkadaşlar varsa özel eğitim noktasında evde eğitim alan bireyler için özel bir online sanal ortam yok. Bu boş bir alandır. Girilmesi gereken bir alandır. Bunu da hatırlatıyorum. Çok değerli misafirler, burada bir takım özellikler var. Şöyle bir göz gezdirir misiniz şuradaki özelliklere? İster misiniz bu özelliklere sahip biri olmayı? Şöyle kafa işaretlerinizi alayım. İster misiniz? Evet. Burada yazan özelliklerin tamamı bir hırsıza aittir. Şöyle bir daha bakın. Hırsız özelliğidir bunlar ama tabii insan özelliğidir. Az önceki konuşmacı hanımefendi de söyledi. Özel eğitim alan kişiler çok daha dürüst, çok daha düz oluyorlar. Sizler de biliyorsunuz, duygularını gizlemiyorlar. Aslında bizim insan olarak bu özel eğitim alan bireylerden alacağımız bir takım özellikler var. Şeffaflık, sadakat, doğruluk, dürüstlük, ahlak, karakter, vefa gibi. Onlar burada yok. Bunlara ilave onlar olduğu zaman aslında insan olabiliyoruz. Yani bizim onlardan taklit edeceğimiz bir takım özellikler var. Teşekkür ediyorum. Şurada bir bebek var. Kim görebiliyor? Şöyle görenlerin parmaklarını görelim. Salonun üçte biri, yarısı tamamlanıyor mu? Şöyle göstereyim. Hızlandırıyorum. Kafa bölümü, sırt, ayaklar, eller, yüz bölümü. Odaklandığınızda da özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere esasında içlerinde de ne cevherler, ne yetenekler, ne kapasiteler olduğunu görebilirsiniz. Hepsi bir yıldız, hepsi bir cevher. Ama biliyorsunuz bazı yıldızlar var geceleyin yürürken ışığıyla yolumuzu aydınlatırlar. Yani bazıları ben buradayım derler bazı bireyler. Ama bazılarının ışığı vardır henüz dünyaya ulaşmamıştır. Işık hızıyla hala gelmektedirler. Ve bazılarının ışığını da ancak çok güçlü teleskoplarla görebilirsiniz. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerdeki o ışıkları da bazen özel olarak odaklandığınızda, fokuslandığınızda, konsantre olduğunuzda görebilirsiniz. Bazıları ise ben buradayım der, benim bu alanda yeteneğim var der ama emin olun hepsinin içinde bir ışık var, bir cevher var, bir kapasite var. O ışığı çıkarabilmek bu hafta sonunu buraya ayıran, vaktini ayıran siz değerli misafirlerimizde diye düşünüyorum. Tabii vakit noktasında sıkıntım olduğu için hızlı ilerliyorum. 5 dakikam kaldı. Olaya mümkün olduğunca multidisipliner bakmanızın da önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bulunan kurumlardan bazılarında bunu gördüm. Algı Özel Eğitim'de gördüm. ÖÇET Derneği'nde bunu gördüm. Yani çocuk gelişimcisiyle, psikoloğuyla, ergoterapistiyle, fizyoterapistiyle, psikolojik danışmanıyla, çocuk gelişimcisiyle, özel eğitimcisiyle. Hepsiyle beraber çocuğa ve veliye odaklanmak lazım. Geçirdiğimiz günlerde tanışmıştım. Bar psikoloğu namıyla meşhur Ferhat'la karşılaştık. O belli bir disiplini barlarda kullanıyordu
Ben de acizane yıllarca babalara ulaşmak için her hafta bir cuma günü camilerde baba seminerleri vermiştim. 450 bin babaya babalık eğitimi vermiştim ve kendime başka vasıflar katarak ben bu süreçleri yönetmeye çalışıyorum. Burada bulunan Haziruna da özellikle onu söylüyorum. Tek yönlü bir bakış açısı değil, multidisipliner, disiplinler arası bakış açısını hem kurumsal olarak yansıtmanız lazım hem de bireysel olarak yansıtmanız lazım. Yani bir ergoterapistin yan cepinde bir çocuk gelişimi uzmanlığı becerisi, bir tarafında sosyal hizmet uzmanlığı becerisi olursa bu harikulade olur. Hala kayıtların devam ettiği şu günlerde de salondakilere açık öğretim kayıtlarının devam ettiğini, sınavlara bir kez daha girmeniz gerekmeksizin ikinci, üçüncü, dördüncü disiplini yan cebinize koyabileceğinizi hatırlatıyorum değerli misafirler. Takip etmeniz gereken birkaç kaynak var. Birincisi Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Buranın yayınları gerçekten güzel. Bakanlığımızın, genel müdürlüğümüzün yayınlarını söylüyorum. Burayı takip edebilirsiniz. Bir diğeri, bir marka olarak bilmeniz gereken Bahçeli Evler Rehberlik Araştırma Merkezi. Aramızda Tuğba da var, Buse de var, arkadaşlarımız da geldiler, psikolog arkadaşlarımız. Hakikaten ve salonda da var bizde staj yapmış arkadaşlarımız. Bahçeli Evler RAM'da staj yapmak özel bir durumdur. Buradan da söylüyorum kurumlarımıza, Bahçeli Evler RAM'da staj yapmış bir personel size başvuruyorsa onu işe alın. Gerçekten de çok donanımlıdır o arkadaşlarımız. Bütün vaka türlerini görmüşlerdir ve kendilerini geliştirmişlerdir. Ve bizim bugüne kadar 5 yıl içerisinde 500'den fazla stajyerimiz oldu. Ve artık pilav günleri yapıyoruz onlarla. Bizi bu anlamda takip edin. Çok ehil olarak yetiştiriyoruz onları. Bunu da hatırlatayım. Facebook'ta Destek Eğitim Odaları Etkinlik Paylaşım grubumuz var. Burada Destek Eğitim Odaları'nda faaliyette bulunan eğitmenlerin yaptığı paylaşımları görebilirsiniz. Talep yolladığınızda anında kabul edilecektir. Orada neler oluyor burada takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi Başkan Yardımcısıyım. Türk PDR Derneği'nin de bu konuda ciddi çalışmaları var, komisyon çalışmaları var. Not almak için söylüyorum. 23-24 Mart'ta Yıldız Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi'nde PDR Zirvesi gerçekleşecek. pdrzirvesi.com pdrzirvesi.com'dan bu faaliyeti de takip edebilirsiniz. Burada bir başka vasfım daha var. Ben Ev Okulu Derneği Başkanıyım. Dünyada misafirlerimiz bilir, Amerika'da, Kanada'da homeschooling sistemleri yaygın, ev okulu sistemleri. Bunun Türkiye'deki ilk temsilcisiyiz değerli arkadaşlar. Burayı da takip etmenizde yarar var çünkü bizim yapımızın bir özel eğitim alt dalı da var. Ev Okulu Derneği'nin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Web sitemiz evokulu.org ama henüz içeriğini bitmedi. Daha lansmanını yapmadık, tanıtımını yapmadık. Evokulu.org'u ve sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz Türkiye'de ev okulu noktasında ne oluyor bundan haberdar olursunuz. Alt köşeye koyduğum resimde engelli hakları, eğitimde kariyer danışmanlığı ve üstün zekalı kitapları var. O kitapları da benim şahsi web sitemden indirebilirsiniz ve özel eğitimle ilgili bir takım yayınlar var. Bahçeli Evler RAM'ın dosyalar bölümünde de yine özel eğitimle ilgili yayınları takip edebilirsiniz. Son bir dakika değerli misafirler. Özel eğitimin engelli diyebildiğimiz, özel eğitime ihtiyaç duyan birey, yani özel yetenekleri ayırdığımız bölüme devletin özel eğitim için ayrılan bütçenin bir birim maliyeti var, bir de özel yetenekliler. Sadece düşünmeniz için söylüyorum. 100 birimlik masrafın 99.99'u engelli olarak tanımladığımız bireylere ayrılıyor. %0.1'i değerli misafirlerde üstün zekalı ve özel yetenekli bireylere ayrılıyor. Bir de çok konuşulmayan bir başka kavram var. O da iki kere farklı çocuklar. Yani hem disleksi hem üstün zekalı. Hem atipik otizm hem üstün zekalı. Öğrenme güçlüğü var, üstün zekalı. Bu tür bireyler de özel eğitimcilerin girmesi gereken boş bir saha. Burada ciddi ihtiyaç var, uzman ihtiyacı var. Ve emin olun geleceğimiz de bu noktada, daha iyi olmamız noktasında da bu bireylerin de ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyorum. Filmlerin sadece görsellerini geçiyorum çünkü filmler geçti. Bunlar da benim izlediğim, beğendiğim ve
gerçekten de özel eğitim konusunda da ilham alabileceğiniz yayınlar. Ama az önceki konuşmanın teması bu olduğu için sadece görsellerini gönderiyorum. Mithat Enç, Aşık Veysel, Stephen Hawking, Michael Phelps, Terry Fox ve daha binlercesi engelleri olmasına rağmen, bir takım zorlukları olmasına rağmen önünden giden, elinden tutan, destekçisi, parası veya yardımcısı olmamasına rağmen başardılar. Hayatta iki tür insan var. Biri eğerciler, biri rağmenciler. Eğerciler, işte bir elimden tutan olsa, hoca bir kıyak yapsa, piyangodan para çıksa gibi şeyler söylerler. O zaman başarılı olacaklarını söylerler. Rağmenciler ise hoca kıyak yapmamasına rağmen, piyangodan para çıkmamasına rağmen, elinden tutan olmamasına rağmen başarırlar. Ve engeli olmasına rağmen normal gelişim gösteren bireylere de ışık tutan, onlara yol gösteren yüzlerce binlerce örnek var karşımızda. Ben hepimizin rağmenci bireyler olmasını diliyor ve teşekkür ediyorum efendim.